Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri, bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere ve her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Adana'dan, Tatusava'dan Sayın Duygu Güzel. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Evet, bizler öncelikle Duygu Güzel'i tanıyabilir miyiz? Tabii. Buyurun. Ben 22 yaşındayım. 4 yıldır dövmeciyim bu meslekte. Çukurova Üniversitesi'nde tekstil bölümü okudum. Ben bu kadar dövme yapıyorum. Evet. Dövme aslında bir yaşam şekli değil mi? Kesinlikle öyle. Yani kendinizi ifade edebildiğiniz bir zevk diyelim. Evet. Bir alan. Evet. İnsanın kendisini ifade edebildiği en güzel alanlardan bir tanesi. Aynen. Peki, dövme sanatçısı olmaya nasıl karar verdiniz? Yaptırırken yapmaya karar verdim. Çünkü hani kendimi ifade edebileceğim daha rahat bir iş bilmiyorum yani. Hani tekstil okudum ama hani hiç cazip gelmiyor açıkçası. Aynen. O yüzden seviyorum, hobi diyelim. Zevk meselesi. Evet. Aynen. Evet, gerçekten de öyle. Peki, eğitim alırken almış olduğunuz eğitimde de yine çok muhteşem desenler var. Bir sürü şey üretiyorsunuz. Fikirler ortaya çıkartıyorsunuz. Bunları işte kağıda döküyorsunuz. Bunun da etkisi oldu mu? Yani tabii ki oldu. Hani sonuçta tekstil üzerinde de bir sürü tasarım yapmanız gerekiyor. Bu dövmede de daha çok hani kişisel tasarım oluyor. İki kişinin ortaklaşa yaptığı bir iş oluyor. O yüzden daha cazip, hani daha güzel işler çıkıyor ortaya. Evet. Böylece dövme sanatçısı olmaya karar verdiniz. Peki, dövme uygulaması yapılırken olmazsa olmazlar nelerdir? Yani birincisi kesinlikle her şeyin dezenfektan olması lazım. Kişinin bilinçli olması lazım. Yaptırırken istediği modeli gerçekten karar vererek yaptırması lazım. Onun dışında geriye kalan her şey yapana kalıyor artık. Yapanı güzel seçmek lazım. Başka da bir önemli bir şey yok. Evet. Peki kimlere dövme yapılabilir ya da kimlere dövme yapılamaz? Kimlere dövme yapılabilir? Herkese yapılabilir. Yaşı müsait olan, 18 yaşının üstünde olan herkese yapılabilir. Hani 70 yaşındaki bir bayan bile gelip ölmeden önce yaptırmak istiyorum diyen oluyor. Yani o zevki tatmak isteyen oluyor. Onun dışında kimler yaptıramaz? Şeker hastaları yaptıramaz. Kan pıhtılaşma sorunu olanlar yaptıramaz. Bunun dışında bir sorun olmuyor. Yani herkes yaptırabilir diyorsun. Evet, peki daha çok ne tür talepler geliyor? Neler istiyorlar? Daha çok bu aralar kendine özgü hani tasarımlar isteyen oluyor. Daha önce mesela hani hazır resmi gösterip ben bunu istiyorum diyenler oluyordu. Şu an biraz daha gelişti o konuda herkes. Hani herkeste olmayan bir şey olsun diyorlar. Hani o konuda da mutlu oluyoruz yani. Farklı şeyler çıkıyor, daha güzel işler çıkıyor ortaya. Evet. Peki, çok da ciddi karar veremeyip gelenlere nasıl önerilerde bulunuyorsunuz? İlk önce onu tanımaya çalışıyorum mesela. Hani nelerden hoşlanır, ne iş yapar veya vücuduna nasıl bir dövme yakışır, onları konuşuyoruz. Zaten o anda ortaklaşa bir tasarım çıkıyor ortaya. Evet. Peki her bölgeye her türlü dövme uygulanabilir mi? Yok, hayır. Yani şimdi bazı modeller vardır. Kolunuza yapamazsınız veya bileğinize, yapın parmağınıza yapamazsınız. O konuda biraz doğru seçimler yapmak gerekiyor. İnsan sonradan çok pişman olabiliyor. Evet. Öyle şeylerde. Yapılamayacak yerlerden aslında her yere yapılabilir ama hani dediğim gibi doğru seçmek lazım modeli. Evet, modeli doğru seçmek gerekiyor. Ona göre uygun bölgeye de uygulanabilir diyorsunuz. Evet, evet,
Bir dövme uygulamasından bahsedelim mi biraz? Süreç nasıl başlıyor, nasıl devam ediyor ve sonrasında uygulama bitti. Bittikten sonra neler yapılması gerekiyor? Tabii, hemen anlatayım. İlk önce modelimizi belirliyoruz. Daha sonra bunun çizimleri yapılıyor. Çizimler vücudunuza aktarılıyor. Hani öyle şablon olarak bir bakıyorsunuz nasıl durdu. Okey verirse müşterimiz. Daha sonra çizimleri yapılıyor, dövmeye başlanılıyor. Bittikten sonra da yapılması gerekenler, hani ilk 3 gün suya değmemesi lazım mesela. Onun dışında sürekli kremlerle nemlendirmek gerekiyor, kuru bırakılmaması lazım. Onun dışında hani iyi bakıldığın sürece, temiz tutulduğu sürece hiçbir sorun olmuyor. Evet, herhangi bir tehlikesi yoktur. Yok, hayır. Sonrasında sadece nemlendirmemiz gerekiyor. Aynen. Ve o bölgeyi biraz daha temiz tutmamız gerekiyor. Aynen. Peki, dövme yaz aylarında mı, kış aylarında mı yapıldığı takdirde daha sağlıklı olur? Normalde herkese şöyle bir algı var, yaz geldi bir dövme mi yaptırsam diye. Ama bence kışın yaptırılması daha doğru. Çünkü dövmenin güneş ışığına fazla temas etmemesi gerekiyor iyileşene kadar. Bunu yani temas ettiği zaman yanmalar oluyor, hani sonuçta açık bir yara daha çok çabuk mikrop kapıyor. Onun için kışın tavsiye ediyoruz ama herkes yazın yaptırıyor maalesef. O konuda biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Kışın yaptırılması daha iyi. O süreç çok daha kolay atlatılabilir diyorsunuz. Kışın yaptırıldığı takdirde dövmeler. Evet, bunların dışında uygulamaları yapmış olduğunuz bir salonumuz var. Evet. Salonumuzdan da biraz bahsedelim mi? Salonumuz güzel bir yer. Gelip görmelerini tavsiye ederim. Zaten Adana'da Enişlek Baraj Yol Caddesi'nde. Evet. Onun dışında hoş bir tasarımı var. Kendim dizayn ettim her şeyi. Güzel yani. Hangi saatler arasında hizmet veriyoruz salonumuzda? Salonumuzda yani 7-24 diyebilirim. Çünkü şöyle bir durum oluyor. Bazı insanlar hani 10'da işinden çıkıyor. Tatil günü olmuyor. Veya günübirlik Adana'ya gelen insanlar oluyor. O saat konusunda bir esneklik yapabiliyoruz. Hani. Evet. O konuda bir sıkıntı olmuyor. Orta yolu buluyoruz. Evet. Randevulu çalışıyorsunuz. Evet, randevulu. Daha öncesinde mutlak surette randevu alınması gerekiyor. Evet. Bir de dövme yaptırırken, hep dövme yaptıranlar da zaten bunu çok çok iyi bilirler. Acaba renkli dövme mi yapalım? Yoksa işte tek renk bir dövme mi yapalım? Hep böyle iki arada bir derede kalınır, değil mi? Evet, evet, aynen öyle. Boya tercihi ve renkli dövmeyle normal renkteki, yani o dark blue mu diyoruz? Evet. Dark blue beyazım. Rengindeki dövme arasında ne fark vardır? Bütün bunları öğrenmek istiyoruz sizden. Şimdi ilk önce esmer tenli olanlar kesinlikle renkli dövme yaptırmamalı. Çünkü evet, istediği sonucu alamıyorlar. Hani ne kadar boya kaliteli olursa olsun ten esmer olduğu için renk ortaya çıkmıyor. Evet. O yüzden esmer tenli kişilerin siyah beyaz çalışmalar yaptırması daha mantıklı. Ki daha çok yakışıyor zaten. Hani kişiye de yakışıyor. O yüzden tabii boya seçimi de çok önemli. Bazı modellerde mesela soluk boyalar kullanılır. Bazı modellerde canlı fosforlu renkler isteyen de oluyor. O konuda iyi seçim yapmak lazım. Evet. Peki, dövme yapılırken tabii ki hep kişiye özel araçlar kullanılıyor. Boya tercihi konusunda sizin tercihiniz nedir? Daha çok ne kullanmaya çalışıyorsunuz? Daha çok marka olan boyalar kullanmaya çalışıyoruz tabii ki. Hani tüm dünyada kabul görmüş bazı markalar var. Onları sipariş edip getirtiyoruz. Onları kullanıyoruz yani. Çünkü piyasada çok boya var. İnsanlar yanılıyor bazen. Bazı dövmeciler de işin kolayına kaçıyor. O yüzden yaptırdığınız zaman hani dövmecinin kullandığı boyalara şöyle bir göz atmanız lazım. Yani. Evet. Doğal mı olması gerekiyor bunların? Tabii. Bu boyalar zaten insan vücuduna uygun olarak ağaç köklerinden elde edilen pigmentlerle yapılıyor. O yüzden
bir sağlık açısından bir problem olmuyor. Bildiğiniz gibi kanser falan yapıyor diyorlar. Ama öyle bir sorun olmuyor. Yani teknoloji çok gelişti artık. Evet. Son derece doğal maddelerden üretilmiş olan boyalar. Aynen. La uygulama yapılabiliyor. Evet, dövme yaptırmak isteyenlere ne gibi tavsiyeleriniz olacak? Ne gibi tavsiyelerim olur? Modeli iyi seçmeleri lazım. Hani ileride çok pişman olabilirsiniz. İsim bence yazdırmayın. Evet. Onun dışında yenilikçi olmaya çalışsınlar bence. Hani birine yakışıyorsa size yakışacak diye bir şey yok. Kendi tarzınızı oluşturmanız lazım diye düşünüyorum. Evet. Peki, dövme modellerinde, şekillerinde de bir moda var mı? Kesinlikle var. Bahsedelim öyleyse. Bu aralar mesela geometrik desenler moda. Onun dışında sade çalışmalar tercih ediliyor bu aralar. İnsanlar biraz sadeye kaçıyor. Eskiden her yeri dolduruyorlardı. Evet. Kalın kalın çizgiler, triballer falan. Ama evet, onun dışında bu aralar, bu birkaç sene içinde insanlar gerçekten güzel seçimler yapmaya başladı. Mesela hani sanatsal çalışmaları daha çok öneriyorum. Örneğin ünlü bir heykel dövmesi yaptıran insanlar var. Güzel. Evet, bunlar yapılabilir. Moda tabii ki dövmede de var diyorsunuz. Bunların dışında uygulama yapılan bölgeler tabii ki dövmenin büyüklüğüne, küçüklüğüne göre de değişiyor. Dövme yaparken işte o dövmenin büyüklüğüne, küçüklüğüne göre ne kadar bir sürede tamamlanıyor? Ya mesela 5 santime 5 santim olan bir dövme yarım saatte, hani işçiliğine göre belki bir saatte bitebilir. Yani o konuda biraz zaman kısıtlaması yapamıyoruz. Çünkü işçiliğe göre değişiyor. Hani yazı 5 dakikada da bitebilir, 1 saatte de bile bitebilir. Hani o tamamen işçiliğe bağlı. Belli, evet, bir süre veremiyorsunuz. Tabii ki el maharetine bağlı. Aynen. Bazı mesela dövmeciler, hani bazı sanatçılar çok eli hızlıdır. 5 dakikada bitirir. Bazıları yavaş yavaş işleyerek yapmayı sever. Aynen, o konuda bir sınırlama yapamıyoruz. Peki bu konuda sizin hedefleriniz nelerdir? Neler yapmayı düşünüyorsunuz gelecekte daha? Yani tabii ki kendimi daha çok geliştirmek istiyorum. Konveyşinler olsun, daha büyük işletme açma olsun. O konuda projelerim var. Yani, İstanbul'a da gelmeyi düşünüyorum. Bilmiyorum, bakacağız. Şimdiden hayırlısı olsun diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, Tatu Sava'dan Sayın Duygu Güzel'i ağırladık. Hoşçakalın.